Çok güzel. Hadi bir basmalara bir sigara içelim. Kiliseden camiye giriyoruz. Güncellendi şimdi. Yazdık bunu buraya. Yani bu şeyi yazıldı. Sinan Şah. Çok güzel bir parça. Caminin içinden şimdi kiliseye giriyoruz. İç içe. Şeyde çıkan mısın? Anadolu'da ender rastlanan yerlerden bir tanesi, işte iki tane farklı inanca sahip, yani bir tarafında cami, bir tarafında kilise. Kilise yaklaşık 920 yıllık, camimizde yaklaşık 132 yıllık. Bunlar aynı zamanda, yani Kurtuluş Savaşı sonrası burada ikisi de bir arada kullanılmış. Daha sonra, yani bundan 20 yıl önce yine aynı bir şekilde de ikisi bir arada kullanılmış. Yani cami yetersiz olduğu için şuraya bir pergane şeklinde bir şey yapılmıştı. Daha sonra yeni cami yapıldıktan sonra burası atıl durumda kaldı. Yani buraya da gelsin bir görsünler. İki tane farklı inancın, iki tane hoşgörünün bir arada böyle kardeşçe yaşadığı bir köyü görsünler. Yani Ermenistan sınırında böyle bir köyün varoluşunu görsünler. Ama görmüş olduğunuz gibi o tarafında, bu tarafında taş işçiliği, o tarafında ahşap işçiliği. Güzel örnekleri, güzel motifleri var ama maalesef bakıma muhtaç. 130 yıl cami olarak kullanılmış. 132 yıl, evet. Bıçak işçiliğiyle yapılmış orası. Orada da önemli eserler var tabii. Şu önemli eserler var ama
maalesef. Bir restorasyon yapılması gerekiyor. Restorasyon yapılsa işte bölge turizmine de çok büyük katkı sunacağına ben adım vermiyorum. Yani en basit içeride dedik ya ahşap işçiliğinin, bıçak işçiliğinin örnekleri. Bu bölgede bu ahşap işçiliğinden yani bıçak işçiliğinden oluşan evler de var, eski evler de var. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar güzel işlemiş kapısından perganesine, duvarından çerçevesine. Bu da keçedir. Dövme keçe. Bu şekilde galiba sıcaktan ısı yalıtımını korumak için yapılmış bir şey. Tabi bu kapı daha sonra başka taraftan sökülüp buraya yapılmış camiye giriş için. Aynı zamanda doğal kök boyayla falan boyanmıştı. Daha sonra üzerine farklı boyalar uygulamışlar. Cumhuriyet sonrası işte bu şekilde yanına cami inşa edilmiş. Daha sonra da işte Osmanlı Türkçe yazılardır. Orada yapan, burayı modernize eden insanın ismi yazılıdır. Bir de tarihleri falan var. Onları tabi biliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 20 yıl önce bu 550 kişilik cami inşa edildikten sonrası bu eski tarihi camimiz ve kilisemiz altı durumda kaldı. Bu kilisenin bir özelliği de buna benzer bu bölgede birçok örneği olmasına rağmen tek ayakta kalabilen, tek sağlam kilisedir. Onu öyle söyleyelim. Bu normalde kilise yıkılmasın diye mi cami destek verilerek yapılmış? Yok. Sadece yetersiz kaldığı için, yani cemaat burası eski nahiye olduğu için 9 köy buraya ibadete geliyormuş. Kilise yetersiz kalınca cami inşa etmişler. Cami de yetersiz kalınca yine kiliseden. İstifade yani son zamanlara kadar bizim kendimiz de burada namaz kılmışız.